Sakınım bugün size mükemmel Beatles şarkısı nasıl söylenir workshop'u yapmayacağım. Sadece benim konuşmamın alt başlığı bu. A Day in the Life şarkının adı. Çünkü ben bugün sizlere gerçekten hayatımdan bazı anları, bazı günleri anlatacağım. Sonrasında çıkarılacak her neyse aslında onu da size bırakacağım. Çünkü mükemmel TEDx konuşması yoktur. Ha ama şunu da söyleyeyim. Bu konuşmanın sonunda hayatınız değişmeyecek ya da engellilerle iletişimin altın kurallarına sahip olmayacaksınız. Bugün size en baştan başlayarak aslında anlatmaya başlayacağım. Ben Sarıyer Felsici olarak doğdum. 31 yaşındayım ve Sarıyer Felsici olarak da öleceğim. Ve bu vücutla yaşadığım için ve çocukluğumdan beri aslında rehabilitasyon gördüğüm merkezlerde, kurumlarda, farklı engel gruplarında insanlarla bir arada olduğum için engelli birine bakış, engellilikten korkmak, engelli birini öteki olarak görmek gibi huylara ve bir düşünce yapısına sahip değilim. Ve insanların da böyle olduklarını zannediyordum. Sonra bir gün şu cümleyi duydum. Herkes bir engelli adaydır. Sonra öğrendim ki aslında birlikte yaşadığımız yani toplum dediğimiz insanlar ben bir gün engelli olabilirim mantığıyla engelli haklarına ya da engelli çocukların eğitim hayatına destek olmak gibi sosyal sorumluluk görevlerini yerine getiriyorlar. Bu gerçekten çok acayip bir konu. Tabii bu herkes engelli adayın altında yatan oh çok şükür engelli değilim. Ya, bugün de sağ salim evime ulaştım. Mantığı hayatta ne gibi şeyler çıkartıyor karşımıza. Bir gün mesela servis bekliyorum. Bir amca geçiyor önümden ve cebinden 5 lira çıkartıp önüme attı. Allah şifa versin, Allah korusun evladım dedi. Parayı yerden aldı. Amca ben okula gideceğim olsun diye peşinden koşuyorum ben. Adam böyle yok yok al evladım diye koşarak uzaklaştı. Elinde para ve ben böyle kaldık. Parayı oraya bir yere bırakıp şeye servise bindim. Gerçekten şeyi görmek ilginç. Yani insanlar kendilerinde olmasını istemedikleri bir şeyden kendilerini korumak için bir takım toplumsal mekanizmalar geliştiriyorlar. Mesela
para ile ilgili bir tane örneğim var. Bir gün yine böyle Serebral Palsim'e ben sokaktayım. Bir kadın önümde cüzdanını düşürdü. Cüzdanı aldım. Ne yaptım? Tabii ki hanımefendi cüzdanını düşürdüm. Diyecektim ki kadın adımlarını hızlandırdı ve gelme, gelme, tamam git diye bağırıyor. Ben de arkasından ama cüzdan, cüzdanınızı düşürdünüz diye. Kadın çok içinde yanıma geldi. Cüzdanımı mı vermek istiyorum? Evet, cüzdanınızı vermek istiyorum. Cüzdanı elinden hızla alıp uzaklaşmaya devam etti. Ona saldıracağımdan korktu ya da bilmiyorum. Türkiye'de şöyle bir şey var. Bir farklılığı olan, herhangi bir engeli olan insanlar belli bir profilin içine dolduruluyorlar bence. Bir mekanizma onlara bir profil çiziyor ve insanları o profile dolduruyor. Tık olasılıkla eğitim görmemiş, çok sevgi dolu, içinde hiçbir kötülük olmayan, kültürel seviyesi tırnak içinde standartların altında, o neyse onu da bilmiyorum ve her zaman yardım edilip korunması gereken bir alt kültür mü engellilik? Bu da neye yol açıyor biliyor musun? Hamlet izleme gidiyoruz. Yanımda annem var. Liseden bir arkadaşım. Onun annesi. Tiyatro girişindeki adam durun dedi önüme. Ama öyle bir durundu ki o. Eyvah dedik biz bir şey var annem bakıyorum üstümüzde bir şey de yok. Beni işaret etti. Bu dedi saldırmaz değil mi abla? Annem arkasına baktı gayri ihtiyari. Annem de sonra bunun kritiğini yaptı arkamızdan. Sokak köpeği falan bir şey geldi diye düşündüm hani. O kadar anlamadım adam diyor. Sonra adamın benden bahsettiğini anlayınca şey dedim. Yani tabii o zaman 17 yaşındayım. Yani tipim olsaydınız belki düşünürdüm de hiç tipim değilsiniz. Adam böyle nasıl yani diye kaldı. Sonra annem tiyatronun ilk bölümünü izlemek yerine adamla işte Serebral Palsim ne olduğunu bir sohbet geçirdi ve ben gecenin sonunda anneme oyunun birinci perdesi anlattım. O böyle oldu. Şöyle oldu falan diye. O da adamın background'unu benle paylaştı. Yani bu bilinmeyene karşı geliştirdiğimiz korkuyu nasıl çözeceğiz? Gerçekten bu asıl sormamız gereken soru çünkü bize sürekli merak etmenin, çok bilmenin, aslında bir şeyleri çok sorgulamamanın, kötü sorgulamanın kötü olduğu verilmiş ya yıllarda, background'da. Şimdi bu elinde de
Biz bilmediğimiz her şeyi bilmediğimiz için ondan korkarak tonlarca ön yargıyla beynimizin bir yerine atıyoruz. Bunları atınca da nispeten toplumun ötekileştirdiği engelliler olarak şöyle bir mekanizma gelişiyor. Ya bu insanlar bilmiyor ve anlamak da istemiyorlar. O zaman bizi de korkusuna döndürüyor. Ya beni anlamazlarsa, ya beni dinlemezlerse ve ne fikrettiğimi anlamadıkları için bana bir feedback gelmeyeceği için hayatıma devam edemezsem korkusu. İlk okuldayım, 10 Kasım oratoryosuna seçildim. Eşitlikçi bir okuldaydım, şükürler olsun ki. Ve oratoryoya çıktığımda yaşadığım korku okuyamayacağım ya da işte kağıtları elimden düşüreceğim ya da dengemi kaybedeceğim den çok, yani kendi engelime ait olan endişelerden çok, ya beni anlamazlarsa, ya beni dinlemezlerse ve bütün oratorun akışı bozulursa dair bir korku. Ve bu korkuya rağmen oraya çıkıp kendi repliğimi söyledim ve okum yarısı dinledi, yarısı dinlemedi. Ama bir şekilde korkularımın üstüne gittim. Çünkü korkularımızın üstüne gittikçe kendimizi var edeceğiz. Mesela hayatta en çok korktuğum anlardan biri de moda sahilinde yürürken bir gün bir adamın tacizine uğradım. Adamdan kendimi koruyabilmek için sahilde oturan insanlara yardım istedim. İnsanlara ne cevap duydum? Aa yavrum, babaanne, git babanız mı? Niye üzüyorsun ki? Adam kolumdan çekiyor da karşıdan böyle bir tepki alıyorsunuz. Yardım istediğiniz insanlarda. Neden? O günkü korku karmaşam da sürdü. Adamdan mı korkuyorum? Yoksa adamı benim babam zannedip bana yardım etmekten korkan insanlardan mı? Sonra ne mi yaptım? Bilet alıp Yüksek Adalet Konseri'ne gittim ve o geceyi dışarıda geçirmeye, o toplumun içinde var olmaya devam ettim. Ondan sonra yaptığımız ilk iş erkek arkadaşımla, şaşıracaksınız ama o da engelli, Çanakkale Mersin'e zaten otostopla geçmekti. Mesela hayatımdaki en büyük deneyimleri orada kazandım. Her bindiğimiz arabada çok tatlı insanlarla tanıştık. Bir sürü dostumuz oldu. Ama bir iki araba haricinde insanların bize verdiği ana fikir şuydu: çocuklar ya çok tatlısınız, teşekkür ederiz. Ama herkes benim kadar iyi olmayabilir. Siz de otostopu çekmeseniz mi? Canım abim, senden bir önce bindiğimiz arabanın şoförle aynı
Senin söyledi biliyor musun dediğimizde. Yani o kadar çok aslında birbirimizden uzağız ve birbirimizin yaşadıklarını anlamaya o kadar gönülsüzüz ki. Bir engelli bile bazen bir engellinin yaşadığı hayat tarzından endişe duyabiliyor. Nasıl mı? Bu otostop macerasının ortalarında bir yerde büyük bir kamp alanına gidiyoruz. Kamp alanına yürünecek yol en yakın köye 4 saatlik mesafede. Neyse, kamp alanının yolun başına geldik. O yolun başında da bir köy evi var. Köy evinin sahibi de köylülerin deyimiyle Kolsuz Ramazan abi. Kolsuz Ramazan abi serimle beni sırtımızda sırt çantalarıyla karşısında gördü. Şok geçirdi. Çocuklar siz nasıl inediniz o yolu? Bak inmeyin yanına siz. Oturun soluklayın aşağıdan. Kamptan yardım gelsin diyor. Ramazan abi o yolu, kampla evi arasındaki yolu haftada iki kere gidiyor geliyor. Senin de bir uzun farklılığın var. Ama olsun yok. Siz nasıl ineceksiniz oraya? Gerçekten bunun korkusunu ve endişesini taşıdım. Bu yol macerasının sonunda aslında fark ettiğim şeylerden biri şuydu. Hani deyip soruyorum ya, bilinmeyenden korkmak. Bunun da tek çaresi anlatmak. Ve ben anlatmak için insanları bu korkularından vazgeçirmeliydim. 2 yıl önce 3 arkadaşımla kendi şirketimi kurdum. Eğitim ve danışmanlıklar dediğimiz bir şirket. Tam da bu anlattıklarımı daha çok insana anlatmak ve paylaşmak için kurduğumuz bir girişim oldu. Çünkü korkuyu ancak anlayarak, tanıyarak ve onunla savaşmayı istediğimizde yok edebiliyoruz. Yoksa o korkular beynimizin arkasında görünmeyen bir tümör gibi büyümeye ve bizi bizden ayrıştırmaya devam ediyor. Çok teşekkür ederim.